Evet, devam edelim. En son nerede kalmıştık? Çözdük. Sen bunu çözdük ha. En son bunu çözdük arkadaşlar. Buradan sonra biraz daha devam ediyorum. Bakalım katılımcılar. 15-16 kişi olduk. Güzel. Bir dakika falan daha bekleyeceğim. Sonra derse başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Bakalım. Merhaba. Burada derslerimiz nasıl gidiyor arkadaşlar? Bir sıkıntı var mı? Yaşadığınız bir problem oluyor mu hiç? Ya da benden bir isteğiniz var mı diyeyim. Güzel. Teşekkür ederim Emre. Hepimizin canının sağlığı. Yavaştan başlayalım arkadaşlar tekrardan. Evet, burada bakıyoruz. Demiş ki AD yayı, DC yayı ve CB yayı sırasıyla eşitmiş. Yani şuradaki yay, buradaki yay ve buradaki yayın eşit olduğu bilgisi verilmiş. Biliyorsunuz ki yayın gördüğü kiriş uzunlukları da birbirine eşitti. Bakın buradaki kiriş eşit olmak zorunda. DC kirişini birleştiriyorum ve AD kirişini birleştiriyorum. Bunların hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi geliyorum bu kirişlerin uzunları peki neymiş ona bakalım. 3 ise 4 ise burasının 5 olduğunu rahatlıkla söylüyorum. O zaman burası 5 birim ve burası 5 birim. Aynı şeyi burada uyguluyorum arkadaşlar. Bakın dik dik buralar dik arkadaşlar ve burası dik olduğu için paralellikten dolayı diyorum ki burası 4 birimse buranın 4 birim olduğunu söylüyorum. Ve burası 4 ise buraya 3 birim olduğunu söylüyorum. 3, 4, 5 olsun diye. Ve sonra burasının 5 olduğunu bildiğimiz için de şuraya 5 rahatlıkla söylüyorum. Çünkü paralel olduğunu görüyorum. X dediği şey arkadaşlar unutmayın AE'nin kendisi. AE'nin kendisi ne olacak bizim arkadaşlar? Burada bakın 5, 3 daha 8 birim getirmiş olacak. Siz AB'nin tamamını buluyorsunuz büyük ihtimalle tamam mı? Dikkat edin. Bizden AE'nin kendisini istemiş. O zaman X'in kendisinin 8 olduğunu söylemiş oluyoruz. Tamamdır, sıkıntı yok. Sizin sıkıntınız var mı? Soruda herhangi bir problem oldu mu? Farklı cevaplar geldi çünkü 14-11. Yoksa devam ediyorum. Tamam. Tamamdır. Ha, güzel. Demiş ki O merkezi çemberde AB yayıyla CD yayının toplamı 180 derece. İşte bu güzel bir bilgi. Burada taşıma yapacağız demektir. Sonra diyorum ki yukarıda verilenlere göre çemberin yarıçapı kaçtır? Şimdi biz bu haliyle çözüm yapmakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü ayrı ayrı kirişlerde olduğu için uzunluklar da eşit değil. Kiriş deyince aklıma direkt O'dan merkezden buraya bir dikme atmak geliyor ama dikme attığım zaman bakın çözmeye çalışalım. Dikme attığım zaman burası 4, burası 4. Hadi diyelim ki hadi buna da dikme attım diyelim. Burası 2, burası 2. Bundan sonrası devamı gelmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki uzunluklara ulaşamadığım için herhangi bir şekilde beni yarı çapa götürmüyor. AB yayı 120, CD yayı 60 olmaz mı? Yani neden öyle bir şey olsun? Yani kiriş uzunluğundan dolayı mı? Yok. Aynı orantıda ilerlemiyor Furkan. Dikkat et, tamam mı? Yani 4'e 8 olduğu için 1'e 2 oranında parçalar. Yani yayda 1'e 2 oranında olur diye şeklinde parçalamıyoruz. Ona dikkat et. Yani buradaki kiriş uzunluğuyla
yay uzunluğu aynı orantıda artmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Ve bizim kullanacağımız şey şu. Bu kirişi alıp bu kirişin yanına taşıyorum, tamam mı? Yani bunu bunun yanına da taşıyabilirsiniz, fark etmez. Herhangi birinin diğerini yanına taşıyorum. Şöyle ki bakın, şu CD kirişini bir ucu C ile B'nin denk gelecek şekilde bakın şöyle birleştirmiş oluyorum. Yani şu CD yayını ben buraya taşıdım gibi düşünün, tamam mı? Şurada CD yayı var. CD yayı 4 birim olduğu için şuraya 4 birim diyorum. Şimdi niye böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar? Şundan dolayı artık şurası bizim için doğrusal bir şekilde merkezden geçmek zorunda. Peki niye? Çünkü ben şunu biliyorum. AB yayı ile CD yayının toplamı 180 derece olduğu için tam olarak çapı görmek zorunda arkadaşlar. Yani bizim için AD'nin kendisi çap olmak zorunda. Çap olduğu için de buradaki açımız 90 derece olmak zorunda. 4 olduğu için, 8 olduğu için toplam bizim için ne olacak arkadaşlar? Ne getirecek? 64 artı 4'ün karesi 16'dan 80 getirmiş olacak. Yani bizim için AD'nin karesi 80 ise AD'nin kendisi kök 80 getirmiş olacak sanırsam. O da bizim için 4 kök 5 getirmiş oluyor. AD'nin kendisi kompresi çap olduğu için yarı almak zorundayım. Çünkü yarı çapını istemiş bizden. 4 kök 5'in yarısını aldım. Bize 2 kök 5 getirmiş oluyor. Tamamdır. Bu taşıma soruları arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Çünkü normal diğer sorularda her şey aklınıza gelirken bu tarz sorularda taşımak sizin aklınıza gelebilecek en son hamlelerden bir tanesi. Yani siz bunu nasıl anlayacaksınız taşıyacağınızı? Farklı kirişlerin toplamı 180 ile alakalı bilgi vermiş ya bakın. Kirişlerin toplamı 180 olması demek bunun tek bir amacı var. Yani bizi çapı göstermeye çalışıyor. Çapın kendisine denk getirmeye çalışıyor. O yüzden de oradaki CD kirişinizi getirip AB'nin yanına taşımış oluyorsunuz. Soru güzel. Sıkıntı yaşayan var mı arkadaşlar? Ne yaptığımı anlamayan. Tamam. Güzel. Tamamdır o zaman. O zaman birazcık daha devam edelim diyorum. Evet, yine bir çıkmış sorumuz. 2014 LYS sorusuymuş. Bakalım. O ve B merkezli yarım çemberler DC ile AB paralel demiş. Bakın şuradaki DC ile buradaki AB paralelmiş. DC 2 birim. Şekilde DC doğru parçası M merkezli yarım çembere D noktasına teğettir. Teğet ise hemen şu aklıma geliyor. Burayı birleştirirsem o zaman dik olmak zorunda. Aynı şekilde burası da dik olduğunu söyleyeceğiz. Şimdilik ona gerek yok. Merkez yarım çembere D noktasına teğettir. Tamamdır. M merkezli yarım çemberin yarı çapını istemiş. Yani biz buraya bir yarı çap verelim. R diyelim. O zaman burasının R olduğunu söylüyorum. Burası da R olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sonra burasının dik olduğu bilgisi sahibim. Bakalım başka ne kullanabilirim diyorum. Ben diyorum ki burası R ise, burası R ise bakın şuranın tamamı bizim için nedir? 2R. Yani şuradaki yarım çember var ya, bakın büyük yarım çemberin yarı çapı neymiş aslında? 2R. Küçük yarım çemberin yarı çapı neymiş? R'ymiş. O zaman ben şu bilgiyi kullanmaya çalışıyorum. OC'yi birleştirirsem, şuradaki OC'yi birleştirirsem buranın artık 2R olduğu bilgisine sahibim. Peki ben bunu nasıl kullanacağım buradaki 2R'yi? Şöyle, şuradan bir dikme atıyorum arkadaşlar. Bakın paralel olduğu için burası R ise artık bu uzunluğa R olduğunu söyleyebiliyorum. Burası R ise burasının rahatlıkla R olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman buradaki uzunluk ne oldu bizim için? Bakın şurası tamamından R'yi çıkartırsak bize artık 2-R'yi getirmiş oluyor. Bakın bundan sonrasında Pisagor yapacakmışız gibi görünebilir. Yani R'nin karesi artı 2-R'nin karesi eşittir buradaki 2R'nin karesi diyecek olabiliriz. Ama daha pratiğimiz var. Şöyle ki burası sonuçta bakın R 90'ın karesi 2R olduğu için ben bu aslında 30, 90, 60 üçgeni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O zaman başka bir deyişle şuradaki 2XR uzunluğu var ya arkadaşlar, kime eşit olacak? 30'un karşısında R varsa bakın şurada 60'ın karşısında bunun kök 3 katı olacak. Yani burası aynı zamanda R kök 3'ün kendisine eşittir diyorum. Burada dikkat, sıkıntı yaşamayalım. 30, 60, 90'ı şuradan getirdik. Burası R. Burası 2R olduğu için 30, 60, 90'ın özelliği 1'e 2 oranı var. O zaman diyorum ki 30'un karşısında R varsa 60'ın karşısında kök 3 katı olacak. Yani burası R kök 3. Ama başka bir yerde de biz 2-R olarak bulmuştuk bunu. O zaman buradan artık R'yi çekebilirim. Çünkü benden ne istemiş? M merkezi yarı çapını istemiş. Bakın burada zaten biz R'nin kendisini bulmuştuk. O zaman R'yi karşıya atarsam R kök 3 artı R eşittir 2 diyorum. Burada R'yi tek başına bırakmak için paranteze alıyorum. Kök 3 artı 1 eşittir 2 olduğunu söylüyorum.
O zaman R'nin kendisi 2 bölü kök 3 artı 1 şeklinde olmuş olacak. Ama bir sıkıntım var. Bu şıklarda yok arkadaşlar. O yüzden diyorum ki ben burada eşlenik çarpımı yapıyorum. Yani burayı kök 3 eksi 1 ile genişletiyorum. Yukarısı ne olacak? 2 çarpı kök 3 eksi 1 bölü diyorum. Bakın burayı çarptığınız zaman kök 3 kök 3 çarptık 3. Eksi 1 ile 1 çarptık eksi 1. Bakın burası 2 getirdi. Burası da 2 getirdi gitti. R'nin kendisi elimize sadece kök 3 eksi 1 şeklinde kalmış oldu. Güzel soru, evet. Eğlendirdik mi seni Furkan? Diğer arkadaşlar bir sıkıntı var mı? Herhangi bir noktada takıldığımız bir yer var mı? Şöyle bir bakın. Güzel. Tamam. O zaman devam ediyorum. Yine güzel bir soru. 2013 LYS sorusuymuş arkadaşlar. Bakalım. Demiş ki burasının 15 birim olduğunu söylemiş. Burasının 10 birim olduğu bilgisi verilmiş. Bakın merkezden indirdiğimizde burası iki eş parçaya bölündüyse demek ki buranın ne olduğunu söyleyebiliyorum. Ben dik olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi önden size bir dakika verseniz biz de denesek. Şimdi her bir soruya bir dakika vermiş olsam ortalama 20 soru falan çözüyorum. O zaman dersin 20 dakikası sizin olması lazım. 20 dakikada ben nasıl yetiştireyim hepsini? Nasıl akıp gideceğiz? Kusura bakma Furkan. Belki sınıfta olsak çok rahat bir şekilde yapabiliriz ama burada biraz da tabii vakti biz değerlendirmiş oluyoruz. Ama soruya ulaşmak istiyorsan hadi senin için biraz muhabbet edelim. Sen de uğraşmış ol. Biz de orada soruyu okuyalım. O merkezli yarım çember. ABC bir dik üçgen. Eyvallah Arda. İyiyim sen nasılsın? AB ile DE paralel. DF eşittir FE. AB 15. OC 10. EC X. X kaçtır demiş. Cevap A diyorsun. Bartu. Bakalım 15 diyenimiz var bir tane. Tane de 20'miz varmış. Bakalım. O zaman devam ediyorum. Bakalım. Şimdi burası 10 birimse arkadaşlar bakın burası 10 birimse AO'nun kendisinde 10 birim diyorum. 15, 20 o zaman BC'nin tamamı bizim için ne olacak? 15, 20, 25 üçgeni diyebilir miyim? 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Sonrasında bakın burada indirdiğimizde merkezden geldiği için iki eş parçaya bölmüş dik dedim. Şurayı birleştiriyorum. Bunu şundan dolayı yapıyorum arkadaşlar. Şunu görmek adına en azından şurada bakın ikizkenarlık var gördünüz mü? Burayı indirmişim dikme iki eş parçaya böldüyse o zaman burasının otomatikman x olduğunu söyleyebiliyorum. Sonra bakın burası x birimse burasını x birim oradan getirdim. Sonra bir de DA'yı birleştiriyorum arkadaşlar. Bunu birleştirme sebebim benzerliğe kayacağım biraz. Şurasının dik olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü AC'nin kendisi bizim için çarpmış arkadaşlar. Neden? Merkezden geçtiğini bildiğim için. AC çapsa, çapı gördüğü için buranın 90 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi benzerlik yapıyorum. Bakın burası alfa ise ikizkenar üçgen olduğu için burası. Buraya da alfa olduğunu söylüyorum. Sonra alfa 90, buraya beta diyorum. Bakın ADC üçgeninde alfa 90 beta. Sonra bakın burası 90, burası alfa. Burasına tekrar beta demiş oluyorum. Şimdi benzerlik kuruyorum. Hangi üçgenler arasında? ADC üçgeni ile ABC üçgeni arasında arkadaşlar. ABC üçgeni. Şimdi geliyorum bakın. Burada beta'nın karşısında x birim var. Buraya geliyorum. Burada beta'nın karşısında AC'nin uzunluğu yani 20 birim var.
Eşittir diyorum. Burada 90'ın karşısında 20 birim var. Bölü diyorum. Burada 90'ın karşısında 25 birim var. O zaman diyorum ki önce bir sadeleştirme gerçekleştiriyorum. Burayı 5'e böldüm. 4 ve 5 olduğunu söylüyorum. Sonra içler dışlardan 5x eşittir 80. X eşittir bizim için ne getirmiş oldu? 16 getirmiş oldu. Aa, 15 değil 20 değil. Hadi bakalım patladık. Elendik. Şimdi gelelim sorularınıza. Herhangi bir problem yaşayan var mı arkadaşlar? Neyi, nereden, nasıl geldiğini anlamayan, kaçıran? Ama kabul edelim, sağlam soruymuş. O zaman devam ediyoruz. Şimdi bir kuraldan bahsediyoruz burada. Bu kural diyor ki arkadaşlar merkez BA ve BC teğet olacak şekilde bakın BA ile BD pardon BC teğet olan yani çembere teğet olanlardan bahsediyorum. Eğer ki diyor bir noktadan çembere iki tane teğet çekersem bu teğet uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Sonra merkezden teğeti birleştirirsem dik olmak zorunda. Aslında bunun çemberin açı kısmında da bahsetmiştik. Merkezden BA'yı birleştirirsem yani teğeti birleştirirsem burasının dik olma zorunluluğu var. Unutmayın ki nereden gelecek? Merkezden gelme zorunluluğu var. Sonra buralar zaten yarıçap arkadaşlar. Yine eşit olmak zorunda. Burada bir deltoid oluşuyor. Bakın RR buralar eşit. BC ile AB eşit. Deltoid olduğu için de BO'yu birleştirirsem eğer buralar açıortay olmak zorunda. Bakın iki eşit açı. Aynı şekilde burada da açıortay olmak zorunda. İki eşit açı olmak zorunda. Bakın unutmayın. Burada en çok kullanacağımız özellikler şunlar. BA ile BC'nin eşit olması ve merkezden teğeti birleştirdiğim noktanın dik olma zorunluluğu var. Tamamdır. Bu iki özelliği çok fazla kullanacağız. Şimdilik biraz devam edelim. Evet bakalım hemen. Demiş ki AB 2x artı 3. BC x artı 8 hemen basit bir özelliğimiz. Dedik ki bizim için teğetin kolları birbirine eşit olmak zorunda. Bakın burası 2x artı 3'müş. Burası x artı 8'miş. E biz bunların zaten birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Hemen yapıştırıyoruz. 2x artı 3 eşittir. X artı 8'den x'i bu tarafa aldık. Ne getirdi bize arkadaşlar? X eşittir. 5 getirmiş oldu. Dikkat ediyoruz. Sen topladın. O zaman bir adım daha devam ediyorum. Yine bir çıkmış sorumuz var. Sanırsam 2012 LYS. Şimdi gelelim. Şekildeki ABC üçgenin AC kenarı D noktasında, AB kenarı da B noktasında O merkezli yarım çembere teğettir. Tamam, hemen teğetleri kullanarak birazcık erken bitirelim. Bitmez ki slide'ım uzun. Yani slide bitmez, merak etme. Altı ise burasını 6 birim diyorum. Çünkü bakın bunlar teğetler. Sonrasında 6 ise burası 10 ise buranın tamamının 8 olduğu bilgisine sahip. Sonra diyorum ki burası bizim için ne olacak? R diyelim. Buraya R diyelim. Yarıçapı olmak zorunda bu arkadaşlar. Sonrasında OD'yi birleştiriyorum. Neden? Teğet varsa onu çektiğimiz zaman burası dik olmak zorunda. Belki bu dikliği kullanabilirim. Buraya da R olduğunu söylüyorum. Bundan sonrasında isterseniz Pisagor'dan isterseniz benzerlik kullanarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik Pisagor kullanayım. Siz de benzerlikten yapabilirsiniz. Sakın unutmayın. Diyorum ki burada
Burası 2R ise şu EC parçasına 8 eksi 2R kaldı diyorum. O zaman şuradaki üçgeni bakın buraya tekrar çiziyorum. Burası dikmiş. Güzel bir çizim oldu. Ah. Komplesini sildi. EC4 diyemem. EC4 diyemeyiz. Neden? Çünkü buranın 4 ise biz teğetinin 4 olduğunu söylüyoruz. Bak bu teğet değil. Bizim için bu, bak burada bitmiyor. Şöyle tam çember gibi düşünürsen bak o teğet değil, tamam mı? Burası teğet ama burası teğet değil. O zaman şurasının 4 olduğunu söyleyebilirsin. Buranın değil, tamam mı? Dikkat et. Şimdi geliyoruz. Buranın şurasından itibaren ODC üçgeni. ODC üçgeni diyorum. Burası R, burası 4. Burası ise 8 eksi R şeklinde olmuş oldu. Sonra aklımıza hemen 4 ile alakalı üzeri üçgenimiz geliyor. R yerine 3 verirsem burası 3. 3 verdim mi bakın burası ne yaptı size? 5. 3, 4, 5'i sağlamış oldu. O zaman R'nin kendisine 3 diyoruz. Bakın burası 3. Çemberin çevresi. Hangi çemberin? Yarım çemberin çevresinden bahsediyor arkadaşlar. Bakın B, D, E yayını buluyoruz. Hemen 2 pi R diyoruz. R dediğimiz şey 3 olduğu için toplamda 6 pi'dir. Ama bu tam çember. Yarım çember istediği için yarısını alıyorum. 3 pi. Evet, çaktırma. Hızlı hızlı yaz, silinsin. Evet, o alan dostum ya. Dur bir ya, dairedeyiz. Çemberdeyiz daha. Evet, sorumuzda sıkıntı yoksa biraz daha devam ediyorum. Silelim burayı. Ah, ne oldu? Bunu çözdük, bunu çözdük ha. Evet. O zaman buradayız. Şimdi bakalım ne demiş? ABC'de bir kare AB bölü OB oranını istemiş. AB bölü OB. Şimdi gelelim. Aslında AB dedi şurası bizim için karenin bir kenarı. OB dediğimiz şey de yarıçapın kendisi. Ben diyorum ki merkezden teğet var madem buraya bir dikme attığını söylüyorum. Sonra şu özelliği kullanıyorum. Karede bizim için arkadaşlar bakın karede köşegen burayı 45-45 bölmek zorunda. Yani diyorum ki şurası 45 derece olmak zorunda. Kare olduğu için unutmayın. Dikdörtgen olsa 45 olmaz. O zaman burada da 45 derece diyorum. Diyorum ki burası eğer yarıçapsa burası R. O zaman 45-45-90'dan burası da R olacak. Şuranın kendisi R kök 2'yi getirmiş olacak. OB'nin kendisi de yarıçap olduğu için burası da R birim diyorum. Bakın AB'nin kendisi bizim için ne getirdi? R kök 2 artı R getirmiş oldu. Şimdi OB'ye geliyorum. OB'nin kendisi nedir arkadaşlar bizim için? R'di. OB'nin kendisi de R diyorum. O zaman demiş ki bunları birbirine oranla. R parantezine bakın şurayı R parantezine olarak yazıyorum. Kök 2 artı 1 bölü OB'nin kendisi R olduğu için R'ler gitti. Elimizde kök 2 artı 1'in kendisi kalmış oldu. Sıkıntı yoksa devam ediyorum gençler. Devam ki hadi bakalım. Bakalım burada AB'nin AC oranı istenmiş. Hemen çözmeye başlayalım. AB'nin AC oranı istenmiş arkadaşlar. Bunu bulmak için diyorum ki önce elimden geleni kullanmaya çalışıyorum. Sonuçta burasının dik olduğunu biliyorum. Çünkü neden? Çembere dıştan teğet. Aynı şekilde içerideki küçük çembere AC'nin kendisi teğet olduğu için burayı birleştirirsem buranın da dik olduğu bilgisine sahibim. Sonra kullanabileceğim özelliklere geliyorum. İçerideki çemberin yarıçapına R diyorum. Burası R ise burası da R olacak. O zaman büyük çember bakın. OB benim için yarıçap olacağı için büyük çemberin. Burası 2R ise buranın da 2R olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve son uzunluğumu kullanıyorum. Yani bildiğim uzunluk aslında. R, bir de şuranın R olduğunu söylüyorum. Peki bizim dolandığımız şey B, O, C ve D ile alakalı. Ama AB'ye veya AC'ye dair herhangi bir bilgi yakalamadım. O yüzden diyorum ki acaba bu oranları yakabileceğim benzer bir üçgen var mı? Hemen benzerlik kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki açıma alfa diyorum. 90 alfa şuraya beta diyorum arkadaşlar.
Sonra aynısını büyük üçgende kuruyorum. Bakın A, B, C üçgeninde 90, alfa ve buraya beta olduğunu söylüyorum. Sanırsam değil dostum. Bir bakalım. Şimdi diyorum ki bizden istediği orana bakın. Büyük üçgende ABC üçgeninde benzerdir diyoruz. Kim? Şuraya bir isim verelim. Burası bizim için M olsun. MDC üçgeni. Şimdi bu üçgenler benzer üçgenler. Bunu gördük. Neden? Alfa 90 beta, alfa 90 beta. Bunu gördük. O zaman diyorum ki bu AB bölü AC dediğimiz şey bir nevi nedir arkadaşlar? Bakın AB bölü AC biri alfanın karşısı, diğeri hipotenüsü. O zaman karşı bölü hipotenüsünü kullanıyorum. O da bizim için ne demek? AB bölü kim? AC oranına eşit. Ben aynı oranı, karşı bölü hipotenüs oranını MDC üçgeninde kullanıyorum. Yani şu üçgende. Alfanın karşısında bakın kim var? R'nin kendisi. Burada alfanın hipotenüsünde kim var? 3R'nin kendisi. O zaman ikisi benzer üçgen olduğu için bu oranlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani AB bölü AC oranı bizim için neymiş arkadaşlar? 1 bölü 3 oranına eşitmiş diyorum. Evet. Hocam D'ye niye 90 dedik bakalım. Ha, buraya niye 90 dedim? Çünkü şundan kaynaklı. Burası merkez. Burası ise teğet olduğu için merkezle teğeti birleştirirsen burası 90 derece olmak zorunda. Tamamdır. Tabii bekliyorum. Furkan tamam mıyız? Evet. Biraz hızlı Furkan. Elleri çalıştır. DO AB'ye paralel. DO AB'ye paralel diyemeyiz. Yok, olmaz. Paralellik yok. DM. DM paralel değil. Şöyle. 90'lar aynı yönlü olacak. Yani şurası beta gördüğün yer var ya, burası 90 olsaydı, burası 90 olsaydı paralel derdim. Burası 90, burası 90'sa buna paralel diyemiyorsun. Unutma, onun paralelini ben sana çizeyim. Şu şekilde burasının 90 olmasında paralel olmuş oluyor. Karşılıklı hipotenüsten sonra ne yaptık? Hemen tekrar ediyorum. Şöyle. Benden istediği şey olabilir Emre. Allah Allah. Şimdi bakalım. AB bölü AC istediği için arkadaşım bak burada AB bölü AC. Yani sen aslında sinüsünü almış gibi düşün. Alfanın bak AB karşısı, AC hipotenüsü. Yani senin için sin alfa büyük üçgende AB bölü AC olmuş olacak. Sonuçta sin alfa değişmediği için küçük üçgende tekrar sin alfa alıyorum. Şuradaki MDC üçgeninde sin alfa bak bizim için ne olacak? Alfanın karşısında R var. 90'ın karşısında 3R var dedim. Tamam. Bunlar sonra birbirine işlemiş oldum ben. Benzerlikten de yapabilirsin. Sinüs alfa da kullanabilirsin. O zaman AB bölü AC'nin kendisi R bölü 3R'den 1 bölü 3'e eşit olmuyor. Oluyor. Tamamdır. O zaman devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. Yine değişik bir soru. ABC eşkenar üçgenmiş. Üçgenin çevresi 24 birim. AKL üçgenin çevresi kaç santimetre dedim. Şimdi hemen eşkenar olduğu için 24'ü 3'e böldüm. Her bir kenarının 8 olduğunu söyledim. O zaman diyorum ki BC'nin kendisi 8 birimse buradan hani teğet olduğu için dik atarsam dedim ki burası dik indirdiğim zaman eşkenar üçgenden dolayı burayı birleştirirsem iki eşit parçaya böldüm diyorum. Yani 4 4 olduğunu söyleyebiliyorum. Ki demeseniz bile cevap gelecektir illa ki. Yani orayı kullanmasanız daha iyi cevap gelir merak etmeyin. Burası 4. O zaman burasının da 4 olması lazım. Ve devam ediyorum. Burası 4 ise burasının 4 olması lazım diyorum. Bakın K noktası da iki tane teğet çekmişim gibi düşün, tamam mı? Şurası ve şurası teğet. Teğet olduğu için bunların her birinin uzunluğu A ise burası da A olmak zorunda. Aynısı L noktasından yapıyorum. Eğer burası B birimse burasının da B birim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi bir kenar 8 birim olduğu için arkadaşlar şuraya kadar kısmı 4 birimse geriye kalan kısmında 4 birim olması lazım. Yani burası A birimse buraya
4 eksi a kaldı. Aynı şekilde buraya kadar kısmı 4 birimse geriye kalan kısmı yine 4 birim olmak zorunda. Burası b ise burası bizim için 4 eksi b olmuş oldu. O zaman diyoruz ki a, k, l üçgenin çevresine baktığınızda 4 eksi a artı 4 eksi b artı k, l kenarına baktığınızda ne olacak arkadaşlar? A artı b getirmiş olacak. O zaman a'lar ve b'ler birbirini götürdü. A, k, l üçgenin çevresi bizim için ne oldu burada? Çevre a, k, l eşittir. 4 artı 4'ten 8 getirmiş oldu. Evet. Problem yaşadığımız bir nokta var mı? O zaman devam ediyorum gençler biraz daha. Temizledim. Sonraki slaytımıza geldim. Ve bakalım. Şimdi demiş ki şöyle bakalım. Aşağıdaki merkez açısının ölçüsü 120 derece olan O merkezi daire dilimiyle bu daire diliminin içten teğet olan en merkezli 2 kök 3 santimetre yarı çaplı çember verilmiştir. Çok güzel. O zaman diyorum ki ben burada şunu kullanayım. Sonuçta önce birini şuradan çizeyim daha rahat görmek adına. Dedim ki şurayı birleştirirsem burası dik olacak. Neden? Şurası bizim için teğet. Merkezden getirdim dik oldu. Burasına geldik bizim için dik oldu. 90, 90, 180, 120 de buradan 300. Demek ki şurası bizim için 60 derece olmuş oldu. Burası yarıçap olduğu için 2 kök 3, burası 2 kök 3. Diyorum ki eğer şurayı birleştirirsem ben eşit kenar olduğu için burası 60 derece 60 derece bölünmek zorunda. Eşkenar geldi. O zaman şu uzunlukta bizim için 2 kök 3 olmuş oldu. Bizim için şu uzunluklar teğet olduğu için eşit olacak. Yani şu uzunlukta şu uzunluk eşit. Burası da 2 kök 3 olduğuna göre 30 30 120 özelliğinden şu kenarlara ben 2 2 olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi bundan sonrasını devam ettireceğiz. Nasıl? Şuradaki bakın tekrar burada çiziyorum. Burası 90 derece ve şurayı birleştiriyorum arkadaşlar. Şurayı ben 2 buldum. Burası yarıçap olduğu için 2 kök 3. Eğer şu uzunluğu da bulursam bakın şuradaki uzunluğu bulursam buradaki O'dan şu noktaya kadar olan kısım bizim için yarıçap olmuş olacak. Hemen geliyorum. Burası 2, burası 2 kök 3 olduğu için burasına ne diyeceğiz arkadaşlar? 4. Burası 4 birim. Burası da 2 kök 3 birim olduğu için demek ki büyük çemberin yarıçapı bizim için 4 artı 2 kök 3 birim olmuş olacak diyebiliyorum. Siz ne dersiniz? Ben böyle dedim. Nasıl 4? Şu 2 kök 3'te sıkıntı var mı Efe? Şu 2'yi nereden getirdiğimde 2 kök 3. Orada sıkıntı yoksa gerisi basit. Sonuçta burası dik olduğu için. Bak burası dik. 2 kök 3. Pisagor da yapabilirsin ama 30, 60, 90 geliyor sonuçta senin için. Bak buradan indirdiğim için 120'yi böldüm. Burası 60 derece. Burasına 30 derece kaldı. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısının 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tamamdır. Burası 4 ise, burası da 2 kök 3 ise topladım. 4 artı 2 kök 3 getirmiş oldu. Yani cevabımız E diyorum. O zaman birazcık daha devam. Temizleyelim. Yine çemberin yarıçapı kaç birimdir demiş. Hemen. Hemen çözüyoruz. Merkez. Dedik ki buradan 2 tane dikme atıyorum. Benimki dikme olmadı. Şuradan dikme attım. Buradan da bir dikme daha atıyorum. Sonuçta bunlar bizim için yarıçaplar. Ve dedik ki bizim için kollar birbirine eşit. Yani şu kolla şu kol birbirine eşit. Hatta dedik ki şurayı merkezle birleştirirsem burası açıortay, burası da açıortay olacağı için burayı 30 derece 30 derece bölebileceğini söyledik. O zaman hemen geliyorum. Benim için şu noktanın burası neymiş arkadaşlar? 2 kök 3 birimmiş. Apsisi 2 kök 3. O zaman 30, 90 burası 60 derece. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacak bizim için? 2 birim getirmiş olacak. Tamam. Bu biraz kolay geldi. Yani biraz öyle oldu. Hop, temizledim. Hop, devam ediyorum. Evet.
Hemen girelim. Burası 4 birimse hemen yapıştırdım. Burası 4 birim. Burası 6 birimse hop buraya yapıştırdık. 6 birim olduğunu söyledik. Sonra dedim ki teğet oldukları için şurayı birleştirdim dik. Burayı birleştirdim dik. Dedim ki burası R ise burası R'dir. Burası R'dir. Bakın burası dik olduğu için, burası dik olduğu için ve burası da dik olduğu için otomatikman burası da dik. Yani A ne oldu burada? Bir kare. O zaman R ise hemen buraya R dedim. Burası R ise hemen buraya R dedim. O zaman diyorum ki şuradaki büyük üçgende ne olacak? Burası 10 birimse hemen aklımızı 6, 8, 10 getiriyor. Dedim ki buraya 2 verirsem ne oluyormuş? Bakıyorum burası 6 birim oldu, burası 8 birim oldu, burası da 10 birim oldu. Hop R'nin 2 olduğunu rahatla bulmuş olduk. Kolay tabii, ben çözüyorum burada. O zaman bir adım daha devam edelim. Sorumuz nerede? Birazcık kırpılmış sorumuz ama ben anladığım kadarıyla size aktarayım şöyle. Bakın burası bizim için yarım çember. A, C, E, B şeklinde olan yarım çember. Burası 5 birim, burası 5 birim. CD'nin uzunluğu 4 birim. Bizden EB'nin uzunluğunu istemiş. Hadi bakayım. Eyvallah. Hepimizi korusun ya. Ben kalsam ne olacak oğlum? Kime ders anlatacağız? Sorumuz bu. Hadi cevap verin hadi. Size 30 saniye veriyorum çözmek için. Zaten son sorumuş. Ders kaçta bitiyor bu arada? Biri sıktı 7 dedi. Ha, 1 dakikamız kalmış. Tamam o zaman. Son sorumuz. İstediğiniz gibi çözebiliriz. 5 kök 2. Hadi bakayım. Saat tamam. Hop bu saatmiş. Ya 7 nedir ya? 19.00 yazsana. Oo 6 geldi. Güzel. Hemen çözüyorum o zaman. Doğru cevap geldi. Buradan bir dikme attım. Dikme olduğu neden? Çünkü teğet. Burası 5 birimse burasına 5 birim dedik. Neden? Çünkü yarıçap. 4 ise şurası bakın. EB'nin kendisi kiriş olduğu için merkezden indirdiğim zaman dikmeyi iki eşit parçaya bölmek zorunda. Kiriş olduğu için unutmayın. Hemen diyorum ki 90, 90, 90 ve burası da 90 olmak zorunda. Hemen burada bir dikdörtgen oluştu diyorum. Burası 5 birimse burası 5 birim. Burası 4 birimse burasına 4 birim diyoruz. 5 ise 4 ise burası kaç birim oldu bizim için? 3 birim. Burası 3 birimse burasına da 3 birim diyorum. O zaman EB'nin kendisi totalde 6 birim olmuş oluyor gençler. O zaman nokta. Bitirdim. 80 dakikada kaç soru çözdük? Ya normalde bakma. 80 dakikada 80 soru geliriz de. Bakalım bizim için kaç soru olmuş. Kaç? 33. 3 tane sayfa çıkartsak 30 soru falan çözmüşüz aynı işte. Bence de iyi ya. Geometri olduğu için aslında biraz şekiller hazır olduğu için direkt akabiliyoruz. Her konuda bu kadar hızlı olmuyor tabii. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. O zaman bay.